Sıradan Adam. Bazı insanlar gerçekten zekidirler. Bu zekaya bir de özgüven eşlik ederse bu bey abimiz gibi bizi hem kahkahaya boğarlar hem de boş koltuğun keyfini sürerler. Eğer odanızın konumu yüzünden monitör kapıya bakıyorsa siz de bu tekniği kullanarak gizli işler üzerindeyken hemen açılan kapıyı fark edebilirsiniz. Bana böyle tekniklerle gelin işte. Özellikle artık konsoldan oyun oynarken bu teknik sayesinde röntgenlik tarihe karışabilir. Bu hanım ablamız da kesinlikle bu işi başka boyutlara taşıyanlardan birisi. Dikkat ettiyseniz genelde kendi konforuna düşkün insanlar zeki oluyorlar. Artık nerede yaşıyorlarsa belli ki hep karkış. Ama teyzemiz çözmüş meseleyi kolayca. Bastonunun da büyük rolü olduğunu unutmamak lazım tabi. Görüyor musunuz bu minik canavarı? Nasıl da düzenek tasarlamış. Şu yaratıcılığını derslerine verse kim bilir nasıl bir şey olur. Şimdi bu çözüm zekice mi yoksa değil mi tam karar veremedim ama bence işlevsel olduğu kesin. Birazcık da yorucudur, orası da ayrı. Öğrenci evleriyle uzaktan yakından bir bağınız olduysa bu tarz teknikleri de biliyorsunuzdur. Nasıl ama, iyi değil mi? İlk başta "Oney!" gibisinden tepki verebilirsiniz ama bu inanılmaz serin bir hava çadırı. Hem de bir baba yapımı kendisi. Bizim buralarda bahçe kültürü yok tabii ki ama bey amcamız inanılmaz bir çözüm geliştirmiş. Kaslı olmak lazım ama böyle bunu da yapmak için ya. Böyle minik zeka küplerini iyi eğitmek lazım. Bakın ne güzel çözmüş telefon sabitleme meselesini. Uslu uslu da sandviçini yiyor ne güzel. Şimdi bu yöntemi pek onaylamasam da zekice bir dokunuş olduğu da gerçek. Dikkat ettiyseniz alttan valizi ayağıyla kaldırıp tartıda hafif gösteriyor. Bu yaşlarda minik canavar yeğenleri olan birisi olarak bu tekniği attım beyne ben. Sizin de bağınız varsa bu canavarlarla deneyin derim bu yöntemi. Sen diyorum, tuvaletlere çeki düzen veren bey abimiz nasıl bir sıkılmışlık seviyesindeysen artık. Bulduğun yöntem harika diyorum. Büyük alışveriş merkezlerinde para atılan bu sepetlerden görmüşsünüzdür. De para yerine anahtarla böyle üç kağıt yapıldığını görmemişsinizdir galiba. Bu minnaklar banyo yapılırken bazen huysuzluk çıkarabiliyorlar. Ama gördüğünüz gibi duvara fıstık ezmesi sürülerek çözülebiliyor mesele. Çocukları mutlu edebilen insanlar zaten zekidirler de basit bir koli kartonuyla da böyle şeyler yapabilirsiniz, aklınızda bulunsun. Bayılıyorum böyle teknikler geliştiren ufaklıklara. Ayakları kara batmasın, çamurlanmasın diye ne güzel yürüyor, görüyor musunuz? Bir de köpeklerin büyük çoğunluğu tırnakları kesildiği zaman huysuzlanır. Eğer sizin de evcil hayvanınız varsa bu yöntem kesinlikle işe yarıyor. Zeka dediğiniz şey en çok kendini acil durumlarda gösteriyor. Mesela bu bey abimiz içeceğini bir yere koyamayınca ayakkabıya sabitlemiş ya. Ve son olarak zeki olmak için çabalayan insanlar var ya. Diyorum ki çok da şey yapmayın ya, şanslısanız zorlamayın.